Tabii Ceyda Hanım yani haksız bir puan oldu dün. Kesinlikle haksız yani. Şimdi ben burada nasıl yükseldiysem Evet, burada da evet. şimdi şöyle 8 verilen bir puan var. Betül Hanım ve benden 7 gelen bir puan var. Yani hiç yani olmaması gereken. Ben açıkçası yani 7 ve yani en kötü 6 bekliyordum sizden. Ha yani Yani evet. Sibel'den ben En 8 kötü puan kesinlikle 6. yani Sibel Hanım yani beni öyle bir şaşırttı ki ben şöyle karşılaştırdım. Dedim ki yani bir gün öncesindeki Ceyda Hanım yani yorumları yani tamamlamıyor. 2 ürünü beğeniyor, 5 veriyor. Burada 3 ürünü beğeniyor, 8 veriyor. Bak bana 8 Şimdi vermesine rağmen evet. 4 verdi. Serdar Bey Ben bu hafta adaletsizliği Serdar kim ya? Baştan Bir saattir sizsiniz. Erdal Bey, Erdal Bey. Serkan değil mi? Serkan Bey çok Serdar. Ben de dün ben bir Yani şöyle adaletsiz derken Betül Yani Hanım siz yani şöyle ben başlattınız. başlattınız derken Evet. tabii ki yani ilk günün heyecanı stresi ben zaten bunu röportajımda da söyledim defalarca söylüyorum arkadaşlar. Yani hata pişmanım. Ya şimdi bir hata yapıldı diye devamda aynen, herkes şimdi, hata yapsın diye bir yani. furya ben, mı başlayacak evet, yani? Evet ben hata yaptım söyle ilk günün heyecanı ilk günün stresi. Ben hanımefendinin dedim ki yani hanımefendi başka biri de olsa yani bir emek var bir şey var. Yani ben burada puanlarımı değerli emeği de işin içinde bulunduruyorum. Yemeklerimi de lezzetine göre puanlandırıyorum. Bu şekilde ilerliyorum ben. Yani ilk günün hatası olduğunu zaten söylemiştim. Ha puf börek bu. De börek gibi. Evet. Çi puf çi börek gibi. Çi börek salhiye de derler. Zaten salhiyeyi biliyor musun Erdal? Yok. Çi böreği biliyorum. Benim bildiğim evet. Bizim bu meşhur... evet de börek. De börek gibi duruyor. Çi börek. Osmaniye'de çok yapılır bu. Evet. Biliyorum ben bunu. Yemiştim. Bunun hatta Eskişehir'de de çi börek derler. Tabii evet. daha büyüğü, daha farklı. Osmaniye'de bunun için hatta turunç sıkarlar böyle, portakal sıkarlar öyle yerler. Öyle mi? Hı? Aa bilmiyorum onu. O çok güzel oluyor. Isırganlı falan çok güzel oluyor. Yalnız güzel bir fikirmiş ha. Arkadaşlar bu puf börek, çi börek değil. Değil değil. Biz şekil şekil olarak, şekil olarak derler. Şekil olarak evet, yani. Yorumluyoruz şu an. Nasıl buldunuz? Ya pek puf gibi durmuyor. Evet. Aynen. Yani, böyle yani çiğ börek yazsaydı ya puf keşke. Puf börek genelde şey de olur, mülfe hamuru da olur. Mülfe hamuru da kendi yapamayacağı için. Ama hamuru kendi açmış. Arkadaşlar hamuru zaten kendi açmış sadece. Siz hiç puf böreği yediniz mi? Puf böreği size ikram edilirken kabarık mı geliyor? Puf börek zaten genelde öyle olur. Kabarık olur zaten puf börek. Öyle puf olur. Börek zaten mülfe hamuruyla yapılır. Zaten bu hamur kabarmış bir hamur. Bakarsanız... Bakalım, bir... evet bakalım. Bakalım, şöyle bakalım tek tek. Benimki daha kabarık. Evet, sizinki evet. biraz. Siz de özel hepsi, galiba. Hayır, hepsi kabardı. Hepsi zaten pufur pufur kabardı. Ama servise gelene kadar siz de bilirsiniz ki bunlar tabii ki bir tık sönecek. Şu sunumu benim hoşuma gitti. Yani şu mezelerin ayrı ayrı. Bir renk renk uyumu çok güzel olmuş. Ha bir de küçük kaplarda hani. Evet. Tabağı doldurmuyorlar mı? Afiyet Düğüne olsun. Gitmişiz de order tabağı önden gelmiş ederim. Gibi. Afiyet olsun. Bu arada içecek sorayım ben. 3 gündür sorulmayan. İçecek ister misiniz arkadaşlar? Enteresan. Dün ben bizzat getirdim ya. Yok, ara sıcakta dedim. İçecek kimse sormadı ya. İster misiniz? Ben bir kola alabilirim. Kola tabii ben de alabilirim. Kola. Tabii hemen geçiriyorum. İşte bu ayrıntıları kaçırmamak. Evet, ara yemeklerde kimse sormadı. Doğru. Ana yemeklerde soruldu. Serkan Bey size de şey olsun, ön hazırlık olsun. Teşekkür Unutmayın, ederim. Olur mu? Unutmama gerek yok. Ben neyi nasıl yapılacağımı evet. gayet iyi bilen bir insanım. Sıkıntı yok. Bugün iyisin ha. Ben hasta bir de ona rağmen. Ben hep iyiydim zaten. Size herhalde gelmemiş, iyi gelmemiş ama. Valla dün gayet sessizdiniz yani. Dün, aynen, dün gayet sessizdiniz kendinizi Betül Hanım. Sakladınız sanırım. Gayet iyi saklamışsınız bugüne kendinizi. Dün sessizdiniz masada. Ya rahatsızlığımdan ötürü belki sizin geçmiş kadar... Olsun, tabii ki. Sizin tabii, kadar yükselememiş olsun. Olabilirim. Ama ben gayet savunmalarımı bağırmadan da halledebiliyorum, konuşabiliyorum. İlla sesimi yükseltip masayı yumruklamam gerekmiyor herhalde. Ya ben masayı gibi. Yumruklamadım. Ben tepkimi gösterdim yani sadece. Puan ben tepkimi gelince, gösterdim sadece. Serkan Bey'in herhalde... 5 puana da gösterseydiniz orada adalet... Olacaktı ama. 5 puana da göstermişsiniz merak etmeyin. Öyle bir tepki göstermediniz. Hepsinden tadıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Afiyet olsun. Şimdi ben aslında bunu çi börek yazacaktım. Ama tabii ki siz bana diyecektiniz ki çi börek çıtır olur. Bu çi börek değil. O yüzden önlemimi aldım. Puf böreğe çevirdim. Hesapladım. Bekleyince birazcık yumuşayacak. Tabii o ki. Tabii katarak. Ki hesapladım. Sadece ismini mi değiştirdiniz yoksa içerikliği de mi? Tabii içine de değişik. Kıymayı kavurarak mı koydunuz yoksa? Çiğden. Tahinli avokado sarımsak kullandınız değil mi? Hı hı. Çok yoğun geldi bana.
sarımsağı. Bir diş kullandım ama. Bir de sanırım avokadonun da acılı çok baskın geldi. Yok avokado acı olmaz. Avokado acı. Biraz bana acılı geldi. Ya sarımsaktan geldi ya da herhangi farklı bir şey kullandım içerisinde. Tahin kullandım. Tahinden olabilir belki almış tahin olabilir. Tahin tadı geliyor da. Limon koydun mu avokadoya? Evet koydum evet, Zoyla Hanım. Avokadonun acısıdır. Var. Avokado niye acısıdır? Avokado çünkü pişmemiş. Yani pişmemiş derken olgunlaşmamış. Olgunlaşmış. Avokado almıştır. Şöyle Zoyla Hanım. Hayır olgunlaşmış. Limon olmadığı için limon asit olmasa avokado. Ben de onun için limon koydum diye. Şöyle şey rengini çok iyi sağlamışsınız. Yani avokado çabuk kararan bir ürün. Buna limon suyu, zeytinyağı, tahin, sarımsak zaten olması gereken bir ürün. Mezeler lezzetli. Ben bu arada yorumumu... Tabii lütfen. Ben şöyle... Yarıma yakın limon sıktım bu arada. Nasıl? Ama işte gelmedi. Yani limon olsa şeyi dengeler. Dediğim gibi hafif bir acılık var. Onun limonun işte asiti bunu pişiren yani avokado pişiren asit. Limon, zeytinyağı, tahin, sarımsak zaten olması gereken bu avokadonun içerisinde. Yani bir acılığı var. Yani lezzetsiz mi? Değil yani. Bir tık bir acılı var. Limonu eksik. Anladım. Muammanızı beğendim. Aferin. Yani o zaten dediğim gibi ben restoranımda zaten çoğunlukla yapıyorum bunu. Közber kapyayı kendiniz mi köstünüz yoksa hazır mı? Tabii ki kendiniz mi? Çok güzel. Dedim yani çok lezzetli olmuş muammarada. Peynir burada biraz çok baskın geliyor bana. Yani bunu bir yoğurt tulum peynir de mi var bunun içinde? Beyaz peynir. Birkaç çeşit galiba. Beyaz peynir ve roquefort. Roquefort. Ha roquefort tamam. Peki yoğurt kullandınız bunda? Süzme yoğurt. Süzme yoğurt. İşte yani peynir böyle çok baskın geliyor tabii yani paşa mezesinde tabii yani yorum bitireyim. Peynir tabii ki ön planda olmasa ama yani yoğurtla bunun şeyini kapatabiliriz. Ceviz de gayet güzel geliyor. Böreğinizi de beğendim. Yani ben sunumu ve şeyi beğendim. Avokado da bir tık genel olarak diyorsun. Genel olarak beğendim. Peki. Afiyet. Yorumlayabilir miyim? Yorumlayabilirsin Sibel. Avokadonuzu beğendim. Dedik bir limonu biraz eksik. Peynir mezenizde de roquefort peynir biraz fazla kaçmış. Onun dışında başka bir şey yok. Bunu zaten beğendim, yedim zaten. Böreğiniz de çok güzel olmuş. Elinize afiyet sağlık. Afiyet olsun. Oo ne güzel arka arkaya yorumlar. Erdal. Teşekkür Erdal'ın yorumu yine avokado iddia ediyorum. Avokado sert olursa ne kadar limon, sirke kullanırsanız kullanın avokadonun acısını alamazsın. Bu marketten aldığından kaynaklanır. Senden kaynaklanan bir şey değil. Eğer olgunlaşmış avokado alırsan burada da puf noktasını vereyim. Eğer avokado marketten alırsanız pişmemişse bir kağıt torbasına koyun yanına ya bir elma, bir muz koyun öbür gün sonra olur. Evet. Ya da pirincin içine koyun bir gün sonra yine olur. Ama burada bir yarışma olduğu için onu bir göz önünde bulundurmuyorum. Gayet hepsi başarılı. Sadece keşke buna çiğ börek deseydin. Çünkü kıymasıyı da çiğ koymuşsunuz. Ama zaten puf böreğinin kıyması da puf, puf börek çiğ değil. Olur. Bu puf. Yani avokado yorumunda Erdal Bey sadece şuna katılmıyorum. Bu eğer sert olsaydı bunu bu kadar ezemezdi. Evet. Rondo da ezebiliyorsun. Hayır Rondo da ezemez. Yani çok böyle parça gibi. Parçalanıyor. Parçalanıyor Erdal Bey. Acısıdır bak. Sen bir daha al. Olgun muydu değil miydi avokado? Şöyle söyleyelim. Zaten olgun olmayan bir tane şöyle çıktı. Zaten. O da orada duruyor. Diş diş kalır. Avokadonun acısı ondan geliyor. Başka hiçbir şeyden gelmiyor. Onda zaten iyi. Limonla yani limonla falan. Limon yok. Limon az. Yani yetmemiş. Attım diyorsun ama az gelmiş. Eğer olsaydı çok güzel olurdu. Tahin de ağır ya. Biraz seyreltti evet, asitte iyi. Avokado biraz asitli pişirmesi lazım doğru. Daha şey olur. Ben mesela sabahları bazen şey yaparım, limon sıkarım ekstradan. Yok, böreğini beğendim. Afiyet. Sadece diyorum keşke çiğ börek yapsaydın çünkü ama kıyması... Şöyle söyleyeyim, çiğ börek çıtır olur ve kestiğiniz zaman içinden su akar. Doğrudur. Bu çiğ yani börekle bütün... alakalı bir şey olsa ben zaten çiğ börek derdim. Bu peki puf börek ile çiğ börek sadece aradaki çıtırtık mı? Çıtırlık ve içindeki sululuk oranı. Peki. Beğendim ama teşekkür ederim. Afiyet olsun. Peki. Ceyda? Ben de avokadoyu biraz acı buldum açıkçası. Bir de peynirli, paşa mezesinin peyniri çok yoğun geldi bana. Ya aslında birebir oranını koydum. Neyse onu koydum. Gram gram. Yani hiç fazlalığı yok peynirde. Bilemedim ama bana biraz böyle çok fazla peynir geldi. Anladım. Zaten peynir mezesi olduğu için. Yoğurdu biraz daha az kalmıştı sanırım. Evet. Anladım. Evet. Biraz daha yoğurduysa roquefort çok keskin zaten. Evet anladım. Biraz yoğurt hafifletebilirdi. Evet. Şey yapıyor, keskinleştiriyor. Muhammaran çok güzel bak bitirdim. Kesinlikle. Afiyet olsun. Zor. Yani ben kaplı biberli yemezdim ama bu güzel olmuş. Afiyet olsun. Bu puf böreğinin şimdi kıymasına hiçbir şey girmiyor mu? Soğan, tamam, karabiber ve tuz. O kadar değil mi? Yani salça falan bir şey girmiyor değil mi? Hayır. Yani güzel şey, inceliği falan güzel. Kıymasında çok lezzet alamadım ben. Kötü değil. Sanki baharat bir tık daha mı hissederdik? Bir tık daha ama inceliği kıçırtır. Gene de yani beklemesine rağmen şeyi güzel. Tabii yani belli bir saatlik orantısını yapıyoruz. Hamur açmanız falan çok iyi yani. Evet. Bir hamur işi var yani burada bir emek var. Yani böreği zaten şeyle yaptı zannettim. Lüfe hamurla falan yaptı zannettim. Puf böreği deyince. Börek deyince evet. Direkt. Daha böyle kabaya güzel kızarmış. Eşit kızarmış. Eline sağlık. Afiyet olsun. Güzel yani muhammara falan da çok güzel. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ama şimdi ana yemek neydi? Ana yemek beşamel soslu abant kebabı, yanına da tahdik.
Ha, tahtikte bir İran böyle bir pilav böyle evet, değil mi? Evet, altı gibi, üzeri gibi. Renkli böyle safran böyle güzel çalabilen gibi. Evet, renk. Aman onun safranı makranı. Tabii dengeli, denge oranı çok iyi olması lazım. Bence her şeyini çok beğeniyorlar ama kesinlikle söyleyemiyorlar. Burada kaşarım eriyor, çok güzel. Safranı, zerdeçalı, efendime söyleyeyim, kullanacağınız evet. zaman cımbızla. Evet. O kadar şey ki. Zaten üstü duracak o. Yani altta o pirincin şeyle dengelemesi lazım. İşte bir yanında bir salata insan arıyor yani. Şimdi arıyor bakacağız. Mu? Arıyor çünkü. Eksik mi kaldı? Şimdi şöyle Zuhal Hanım, şimdi patlıcan yağlı bir ürün. Evet. Yani yağlı bir ürün içinde de kuşbaşı yani ufak minik etler olacak. İşte biberle falan lezzetlenecek onu ama yani biz onu yerken orada böyle bir ekşim tırak bir salata yani bir roka bir yeşillik salatası belki bir da, çeşit az meze tabii, yapıp az bir yapıp, tane şey ki, yapabilirdi. Yani ya uğraştırıcı bir şey yok yani burada. Bir hamuruna saygı duyuyorum. Yani hamur işi var burada ama yani buradan atıyorum şöyle bir avokado. Serkan Bey yani uğraştırıcı bir şey yokmuş burada. Uğraştırıcı zaten. Bir şey yok demeniz. Uğraştırıcı bir şey yok demedim bak Betül Hanım lütfen. Dediniz biraz önce uğraştırıcı. Hayır bak dedim ki hamur var dedim burada. Hamur dışında dedim yani burada uğraştırıcı yani. Nasıl uğraştırıcı bir şey? O kap bir köz biberli ben kendim közledim. Tamam. Meze dediğiniz şey. Tamam. Yani şunu çıkarsaydınız burada avokado. Yani avokado da yani alıp limon suyu zeytinyağı tayin bu mudur yani uğraştırıcı? Tamam ben sizi de göreceğim Serkan tamam, Bey. Tabii yarın benim bu yorumların aynısını hiç size sıkıntı de yok. Yapacağım. Yani, ama ben de seni merak ediyorum üzülüyor, Serkan. Öyle bir konuşuyorsun. İnşallah her şeyin uğraştırıcı. Beni merak etmeniz çok iyi. Beni merak etmeniz çok iyi. Sıkıntı yok. Problem yok. Yalnız Betül Hanım hani ben çorbada o kadar uğraş gösterdim. Ara sıcağımda o kadar uğraş gösterdim. Bunlarda çok bir uğraş göremedim ben çorbada da ara sıcakta da yani. Çok öyle. Zaten azar azar mezeler yapmışsınız. Hani bunu koyuyorsunuz, pişiyor kendisi. Geri kalan her şeyi de yapabilirsiniz aynı ne zamanda. Ne kadar servis edilebilir ki yani? Ben ne kadar uğraştım ya, ama çorbaya. Çorbanın söyledim. Nohutlarını kaç kere pişirdim. Hepsini ayrı ayrı yaptım. Ya, çorbanın nohutunu attınız, pişti evet. Ceyda Hanım. Zaten ara sıcağınızda sizin bir dolmayla mantar vardı. Evet. Yani benimkinden daha mı uğraştırıcı evet, olduğunu iddia ediyorsunuz? Evet, çok daha uğraştırıcıydı kesinlikle.